Biz şampiyon bir takımız. Geçen yıl finalde Barcelona'yı yenip şampiyon olmuştuk. Bu sene de diğer bir İspanyol Real Madrid'i yendik. Sonuçta bu şampiyonluk 40 maçlık bir maraton sonucunda geldi. Bu takım Avrupa basketbol tarihinde tarihe geçti. 4 senedir Avrupa'nın zirvesinde ve 2 senedir üst üste şampiyon olma unvanını yakaladı. Çok mutluyum ben. Kendi açımdan, takımım açısından, taraftarlarımız ve tabii ki de Türkiye açısından. Çünkü biliyorum ki Türkiye'de Türk milleti dün akşam ekrana kilitlendi burada. Sırbistan'a gelemeyenler. Herkesin kalbi bizim için attı. Onun için ben çok gerçekten ülkemize böylesine büyük bir mutluluğu, 20 bin seyirci önünde 150 ülkenin naklen yayınladığı bir organizasyonda böylesine bir önemli bir kupayı, en önemli kupasını, Avrupa'nın en büyük kupasını Final Four'da dörtlü finalde Barcelona, Olympiakos ve sonunda da Real Madrid'i yenerek şampiyon olarak gelmek gurur duyuyorum. Bu oyuncularla gurur duyuyorum. Valla bizde iddialar bitmez. Benim şahsi olarak şöyle söyleyeyim. Tabii ki bu takımın önümüzdeki seneki iddiası da aynı olacaktır ama benim şahsi olarak da bir iddiam daha var. Bundan iki ay önce milli takım antrenörlüğü imza töreninde söylediğim gibi şimdi de en büyük iddiam Avrupa Şampiyonası'nda Türk milli takımıyla Avrupa şampiyonu olmak. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Anadolu Efes İstanbul'a geldi yaklaşık 1,5 saat önce. Belgrad'dan havalanarak İstanbul'a geldiler. Burada coşkulu bir kalabalık var. Yaklaşık 100-150 kişilik bir grup var. Anadolu Efes'i karşılayan taraftarlar İstanbul Havalimanı'na geldi. Şampiyonu karşılıyorlar. Geçen sene Anadolu Efes şampiyon olmuştu. Şimdi de yine şampiyonluk unvanını korudu Anadolu Efes. İşte o Ergin Ataman'ın artık imza olan sevincini görüyoruz. İki yumruğunu kaldırarak taraftarlarıyla bütünleşiyor Ergin Ataman. Şampiyonluğu kutluyor. Taraftarıyla birlikte yaklaşık 150 kişilik bir Anadolu Efes taraftarı var burada. Taraftarıyla beraber poz veriyor baş antrenör Ergin Ataman. Geçtiğimiz yıl Köln'de ilk şampiyonluğunu kazanmıştı Anadolu Efes ve şimdi İkinci şampiyonluğunu, üst üste ikinci şampiyonluğunu kazandı Anadolu Efes Ergin Ataman yönetiminde. Real Madrid'i finalde mağlup etmeyi başardı Anadolu Efes ve üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı